Bir İsmail evet. Bey ne diyorsunuz? İşte yani bu fiil niye arkada önde değil? Ona kafam takıldı benim. Abdullah Bey. Şimdi e, izin verirseniz gelebilir miyim? Lütfen lütfen. Buyur. Niyet devam edeceğiz. Tabii. Tamam. Böyle Şöyle. merhale merhale gidelim. Tabii tabii, tabii. Şimdi ben e, olayı anladığım kadarıyla anlatayım oradan konuşalım. Olay nerede oldu? Şurada oldu. Evet, şurada oldu. Burası her zaman çok işlek bir alan. Yani İçişleri Bakanlığı'nda veya Emniyet Müdürlüğü'nde işi olan her zaman buradan giriyor. Şimdi bu kapı... Vatandaş da buradan. Vata, herkes buradan. Yani personel de buradan giriyor, vatandaş da buradan giriyor, ziyaretçi de buradan giriyor. Şimdi burada belli ki çok kuvvetli bir keşif çalışması yapılmış. Yani buradaki personel sayısının azalmasını, nöbet değişim saatlerini, içerideki korumaların yerlerini hepsini çalışmışlar. Bir kere bu, bu bir gerçek. O görüntülere geriden giderek... Bulunamaz mı o keşif çalışması? Şimdi e, ben şunu söyleyeyim buraya giren çıkan simitçisi, çaycısı, poğaçacısı herkesin bakılması gerekiyor. Çünkü burada bu eyle, bu eylemin amacı çok büyük. Peki tamam nereye varacaksınız? Şimdi burada neden kendisini patlattı? Şimdi Peki, en önemli soru. Patlattıysa o. bunun görüntülerde ortaya çıkması gerekmiyor mu? Var zaten. Diyorlar ki bu tespit edilemedi diyor. Hayır, hem Nihat yok. diyor hem Şimdi, evet, yok. O anı yani yani ben de kamera çektiği görüntülerini çektiği izledim. Hem bir içeriden görüntü bir görüntü var hem de dışarıdan bir görüntü var. Onun o kameradan tespit edilmesi çok zor. Şimdi yani o bir Ahmet şekilde Bey, bir, şöyle şu böyle, da olabilir. Kurşun şu, atılıyor, Yoğun çatışma, yani bir onu, patlama. Onu var. başkası da patlatmış olabilir. Yani bu uzaktan kumanda. Uzaktan ya yani bir bir sinyalle telefona patlatmış olabiliyor. O zaman itirist de patlatabilirdim mesela. İkinci patlamıyor. Şimdi iki, iki, maksat işte orada. Bu bir bu bir dağı Dağış tarzı eylem. Yani ra, radikal bir eylem biçimi. Bu PKK bunların çoğunu dağıştan öğrendi. uyguluyor şimdi. Abdülham şimdi hocam, bir onlar feda yani, eylemi diyorlar bu. İçeride keşif yapmak imkansız. Çünkü giren Kapıda adam, yaptı diyor plakayı tanımlı olacak yedi sülalene bakıyor. Yani kimse giremiyor ki. Şimdi ya yani benim zaten orada şimdi bakın kapıda keşif. Bu eylem Ahmet Bey iki kişilik bir eylem değil. Ha anladım. Burada Mutlu burada kadar. bir bacak eksik. Yani bu burada ö, eylemi yapacaklarsa bir bina kısa gelişti. Ben öyle okuyorum açıkçası. Peki kim var başka? Şimdi burada amaç bana sorarsanız roket atar neye var? Bu patlayıcılar niye var? Niye? Bunlar kapıyı patlatmak için mi? Hayır. Zaten birisi temelde amaç ne? Birisi kendisi patlatıyor. Orada bir kaos ortamı oluşuyor. O kaos ortamıyla beraber içeri sızıyor. Amaç ne? İkincisi nerede öldürülüyor? Şurada öldürülüyor. İçeri sızarken. İçeriye girmeye çalışırken öldürüyor. Kimler öldürüyor? Özel harekatçılar öldürüyor. Şu bu arkadaşlar gelmeleriyle beraber bunun binaya girmesine yani makama makam katına yönelik yürüyüşü burada engelleniyor. Evet. Eğer içeriye girmiş olsa bakın Allah göstermesin. Çünkü pazar günü içeride kimse yok. Birkaç tane belki evrakçı şudur budur işte böyle şeyler var. Bu orada ne yapabilir? Orayı patlatabilir. Oradaki insanları rehin alabilir ama roket atar beni şüphelendiriyor. PKK'nın yapmış olduğu açıklamayı okuduğumda adamın amacı bana sorarsanız burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve özel bir hedefi var. Bence makama çıkmaya çalışıyor. Yani Sayın bakam, Bakanın makamına çıkmaya çalışıyor. Ma, baka bakan orada mı? Bakan orada o orada onu biliyorlar, bilmiyorlar bilmiyorum. Ama yok yarım saat sonra. Oradan yani orada oradan saatte... Şimdi düşünün. Ben şey hatırlıyorum. Mısır eee büyükelçiliğinde yapılan bir eylem vardı. Saatlerce sürmüş. Hatırlıyor musunuz? Şimdi burada girse Peki asıl amaç meclise niye Bak, bakanın makam odasına? Şimdi bakanda da özel bir dertle. İçişleri bakanlığı da özel bir dertler var. Doğru. Çünkü bakanlık Güneş. Son derece Güneş. önemli işlerin altına Peki, imza attı Şu mu yani burada hem bakana bir e, ben senin makamına kadar giriyorum mesajı verecek. Tabii. Hem oradan Orada da, da ro roket, roket de, atarla roket meclise. meclise. Peki burası o roket atarla meclisi Vurur. vurmaya Vurur. yeterli ya, mi? Çok yeterli çok Yani ne kadar büyük hedef dediğiniz bu mu? Bu. Tamam. Şimdi bir diğer tarafıyla sadece şimdi şeyi sorayım. Abdullah ya. komutanım üzerindeki tarım, e, menzili ne kadardır? Yani bu bizim bizim kullandıklarımız itaslar vardı, lavlar vardı. 66 milimetrelik 400 metre yatardı. Bu daha 93 milimetrelik. Rus yapımı Rus bir yapımı. E, pat, şey bu. Ee, yüksek enflatlı tank savar roketi bu. Bunun menzili belki 600 metre. Bir de e, yani Peki, roket... uzak menzile düşündüğünüz zaman çok daha uzağa atar. Peki gider. roketleri kullanmak için binaya kadar girmeye gerek var mı? Menzili varsa 400 metre yerden atsın Benim kafamdaki kurgu şu. Benim anladığım o da güzel bir soru. O söyleyeceğim onu. Şimdi girdi, binaya girdi. Binada insanları rehin aldı, katletti. Şimdi üzerinde bombalı yelek ve elinde bir roket taşır ve makama çıktı ve makamda makama çıkmadı belki bir balkona çıktı. Yani meclisi görecek bir yere çıktı. Zaten İçişleri Bakanlığına girmiş oldu. Ve rehinelerle beraber krizi büyüttü, uzattı. Ve biz bütün Türkiye, bütün dünya bu olayı konuşmaya başladı. Meclis açılacak. Meclisin açılacağı gün İçişleri Bakanlığına girmiş, burada rehineler almış, bu işi uzatan, krizi uzatan, elinde rehineler olan, kimlerin hayatını kaybettiği bilinmeyen insanlar ve oradan meclise bir tane roket atıyor. Eylemin Temel kurgusun ben ol, bu olduğunu düşünüyorum. Büyük bir panik var Ankara'da. Tabii. Yani Türkiye'yi siyaseti kilitliyor. Yani, dışarıdan yani atamaz mı da konusunda şöyle haklı. E, özür dilerim. İçişleri Bakanının odasına girmek bambaşka bir eylem şeyi olur zaten. Mesaj, onu, değil, onu, mi? mesaj, olur. mesaj yani. Yani. değil mi? Mesaj olur. Yani çünkü başka bir şey daha var. Or Orada ileri, şunu da ileri adım atamazdı komutanım. Çünkü burada Emniyet Genel Müdürlüğü'nün önünde bir güvenlik önlemi var. İçişleri Bakanlığı'nın önünde ayrı bir güvenlik önlemi Şimdi var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi e, İçişleri Bakanlığı'nın orası personel daire başkanlığı. Şöyle oradan 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 yürürse içeri doğru girer dahi, girmeyi başarırsa orada başka bir şey, şey var. Şöyle biz bakanı ziyarete gittiğimizde dahi aracımız oraya bıraktırmıyorlar. Tabi. İniyorsun aracın başka yere. Hatta gidiyor. şey yani adını adını söyleyeyim. söyleyeyim amacı o, yönlemi, e, amacı e, roadblock dedikleri. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. yerden şey çıkıyor çelik bariyer, rod blocker dedikleri Üç tane şimdi şey. Şimdi zaten bina binaya ya yani yerleşiyor. Yani arabayla, şartı, arabayla da, derdi, bunlar, derdi yok. Onun A, derdi değil. şimdi maksat ne biliyor musunuz? Şimdi bu bu işleri çalışan bir kişi olarak adamın derdi anlık bir travma yaratmak, bir kaos, aa, aa, bir kriz şok, yaratmak. Şok, bir şok anıyla yani. beraber orada bir gedik açmak. Şimdi birincinin amacı gedik açmak. Şimdi o patlamayla beraber o gedici gediği açıyor. Farkındaysınız o patlama bulutun içerisinde ikincisi içeri sızmaya çalışıyor. İçeri sızdığı zaman şurada şurada park yerinde etkisizleştiriliyor özel evet. harekâtçılar tarafından. Olaya müdahale eden. Kahramanlık orada başlıyor. Kahramanlık hem burada hem bir yerde. De, şimdi bunun kendisini erken patlattığını düşünüyorum ben. Şimdi tamam. ya orada bir hata yaptı, kendisi hata yaptı ya paniğe kapıldı. Buradaki direnç Şurada altı arkadaş var dedin ya, ya, ya biz evet, o altı arkadaşın canlarıyla beraber ortaya koydukları silahına davranma refleksi onun kendisini patlatması sebebiyet ver. Yani canıyla o patlatmayı göğüsledi oradaki arkadaş. Kahramanlık bir burada, ikinci kahramanlık da bu içeriye sızanı, içeriye girmeyi başaranı oradaki özel harekatçılarımızın müdahale ederek indirmiş olmalı. Orada iki bir şey var kendisi Ahmet, patlatmadı. bir yavaş gidelim. Hepsini konuşacağız ne olur unutmayın araya bir konuşalım söylemek istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Unutmayın, not alın. Bu iki teröristin üzerindeki bombanın niteliği, yani bu intihar bombacıları ya bunlar. Sırtında var. Çanta var. Sırtlarındaki intihar bombasının niteliği, çapı, ne kadar tahribat oluşturacağı ile ilgili bir fikrimiz var mı? Şimdi e... Bağdat'tan bir örnek vereyim size. Hayır bunları biliyor muyuz? Tabii ya bu, bu 9.7 kilo mu RDX beslemeli C4? Ben bilmiyorum. Bir dakika yavaş söyleyin. Bağdat'tan örnek vermeyin. Kaç dediniz? 9.7 kilo 10 kilogramlık RDX beslemeli C4. Ne yapar o iş? Ne yapar? Bravo. Yani o orada patlamış olsaydı bu bunun tabii bir takım faktörleri var olayı etkileyen. Onları hani e... bu değil. Bu, bunu sonra konuşacağız bunu. Yani şu RDX ihtiva eden C4 patlayıcı madde 9700 gram. gram. Bunu, bunu geçelim. Evet şimdi bu patlarsa o patlama alanındaki 100 metre çapındaki herkesi ya parça tesiriyle ya basıncıyla iç organları parçalayarak. Nerede yaparsa patladı hiçbir şey olmadı. Hayır o patlayan ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Patlama yanı biliyoruz. Patlayan yani. O yelek. O değil Ahmet. İ, de i̇lki ilkin yelek. üzerinde ne kadar patladı bilmiyoruz. Bir açıklığa kavuşturalım. Ne patladı? Ye, üstündeki patlayıcı yelek patladı. Ya o şimdi dokuz, bir dakika yelek 10 kilo mi var patlamadı. Şimdi insanların bir dakika, yelek farklı var. mı? Öyle şimdi soralım. Şimdi birinci patlatanın üzerindeki yani. patlayıcı miktarını bilmiyoruz. Doğru. O parçalandı. O gitti. Yani onun üzerinde ne kadar vardı? Belki bir kilo vardı. Belki ha, demek ki 10 vardı. kilo değil belki ama. Onu şey. onu bilmiyoruz. İkincisinde ha. sağlam ele geçen de 9.7 kilogram patlayıcı ha, Öyle söyleyeyim, öyle söyleyeyim. Tamam. tamam. O patlamadı yani. O patlamadı. <laughs> o, o ele geçti. Tamam. O, o patlasaydı mı? O patlasaydı işte büyük bir yıkım oluşacak. Eğer mevcut yerde patlasaydı da mı Şimdi büyük yıkım olurdu? Şimdi açıkta patlamasıyla kapalı yerde patlaması arasındaki ortaya koymuş olduğu etki çok farklı. Tabii basınç yok. Açı açıkta yani açıktakilere zarar verecek. Neyle zarar verecek? O patlamanın üretmiş olduğu yakıcı ve yıkıcı etkiyle zarar verecek. Parça tesiri de zarar verecek ve basınçla zarar verecek. Ki o basınç öyle bir şey ki Ahmet Bey insanların iç organlarını parçalıyor. Yani insanlar öyle hayatlarını kaybediyorlar patlamalarda genellikle. Bunu yapacak. Bu bu, şiddet bu, bu kuvvetli ve miktarda bir patlayıcı o. İçeride yapsaydı, içeride patlatsaydı belki binanın o bölümünü yıkacaktı. Nereyi mesela? Yani şu şuraya girmiş olsaydı burayı yıkacaktı belki yıkmasa bile bütün şeyini dağıtacak. donanımını dağıtacak. Peki, duvarlarını dağıtacak. Biz birinci teröristin üzerindeki bombanın patlama biçiminden, şeklinden üzerinde ne kadarlık bir bomba olduğunu tahmin ben, Ben, mi? bence onun üzerindeki küçük. Çok değil. Yani o, onun Öncü, onun öncü bir feda görevi var. Asıl işi yapacak olan arkadan gelen. Oluşturduğu tahribata bakarak mı bunu söylüyorsunuz? Evet küçük yani patla, patlamaya bakarak söylüyorum. Şimdi patlama bir de açıkta gerçekleştiği için şimdi anladım. O zaman şöyle mi diyorsunuz Herkes yani? aynı bomba diye düşünüyor. Birinci, birinci teröristin üzerindeki bombanın patlatılma amacı teröristler açısından Kaos Panik yaratmak. Evet. O şey girişi açmak. Girişi açmak. açmak evet. O panik sok dalgasıyla öbür teröristin içeri girmesine imkan sağlayacak. Evet, aynı. Ha o girecek çünkü onun üzerindeki patlayıcı miktarı çok daha fazla, fazla ve tahribat oranı da çok daha büyük olacak. Evet, aynen öyle. O yapayım. zaman yani onu onun onu onun, onun amacı onun amacı sadece kendisini de patlatarak eylem yapmak değil. Onun elinde M4 saldırı tüfeği var, karabin var. Bir, ikincisi sırtında roket var. O roketi kullanacak. Sonra el patladı. bombaları var ya bununla ilgili bir niyeti var. Sonra mı patlatacak? Ya bununla ilgili bir eylem amacı var. Yani adamın derdi sadece kendisini patlatıp orada bir tahribat yaratmak değil. Roket atıp patlatacak. Roket atacak. Belki şey yapacak, katliam yapacak. Şeyi hatırlayın, Reyna hatırlayın. Girdi, büyük bir katliam yaptı elindeki teklerle. Peki şeylerle. hiç böyle bir eylem var mı örnek olarak? Yani üzerinde korkunç bir patlayıcı var ve adam hem roket atıyor hem o katliam yapıyor hem de kendini var. patlatıyor. Var mı böyle? Var. Başarılı var. olmuş. Var Irak'ta Suriye'de çok var. Suriye'de, Irak'ta Biz var. Bizde ama çok herhalde var. olmadı değil Hı? mi? Bizde hiç öyle bir şey yani olmadı. Bizde bu tür bir eylem denediler mi? İntihar saldırısı oldu ama bu şekilde ben hatırlamıyorum. Şimdi daha önce e, Gaziantep'te de Emniyet Müdürlüğümüzün nizamiyesine saldırdılar. Bu tür şeyler var. Yani bombalı yeleklerle beraber silahlı O tamam eylem. onu biliyoruz. Silahlı ya, eylemler Bezittin yani karakterden... silahlı eylem bombalı. Mezitli karakoluna, Mersin'de Mezitli karakoluna saldırmışlardı. Peki, Abdullah Bey bir şey merak ediyorum Bu, ben. Bu iki terörist, Acemi mi, Profesyonel mi? Bunlar çok profesyonel. Yani silahlarından, teçhizatlarından bunu anlıyoruz zaten. Peki, şimdi gelebilir mi o silah teçhizat e, listesi? Bir, onu da bir yorumlayın sonra Nihat'la biz o hikayeyi anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi bunlar... Hangileri hangi teröriste belli mi? Bununla ilgili bir açıklama yapılmadı ama bunlar birinci birinci terörist etkisizleşti. Şimdi bunun üzerinden çıkan da dahil edilmiştir muhtemelen ama yani ikiye bölelim. Bir, bir, bir defa biz şunun... Bu ikinci de. İkinci de emin. Bu eminim. Bu yani kafasından vurularak etkisizleştirilen de bu. Bun, bunun üzerinden ikincide. Hı? Rocket Rocket atardı roket atar da ikinci de. Roket atar da ikinci de. Roket evet. atar da ikinci Bu roket atar... E, menzili çok büyük çok e, yani oradaki yani şey yani doğrudan doğruya eğer hakim bir alana çıkarsa görebileceği oradan Milli Savunma Bakanlığı'nda, Genel Başkanlığı'na da, Jandarma Genel Komutanlığı'na veya meclise de veya sivil bir hedefe veya oradaki deniz, deniz kuvvetleri var. Oraya da çok rahatlıkla bu roketi atar ve tutturur Peki bina. bu roket atar ağır bir şey mi? Yani kilosu herhalde bir 7-8 kilogram vardır. Çok da ağır değil. Çok değil çok ağır Mermisi değil. ayrı mıdır bunun? Bu mühimmat zaten. Yani bu roket atar değil bu bir mühimmat. Ne demek? Yani şimdi roket atar RPG-7 dediğiniz hani hep konuştuğumuz var ya bu bir roket atar bu bir silah. Ama bu bir mühimmat. Yani atıyorsunuz eee kartuşunu at atıyorsun. Tek kullanımlık. Tek kullanımlık bunlar. Tek kullanımlık. O yüzden mühimmat. Yani şu şu değil mi? Şu evet, şu mühimmat işte. Ya yani bunu anladım. bir kere atıyorsunuz. Bunu atıyorsunuz ondan sonra anladım. tek Anladım. öyle ayrı bir mermi bilmem Tekrar ne. Tekrar ikinci bir mermi yükleme yok bunun. Yükleme yok. Devam edelim o listeye. Gelebilir mi liste? el bombası var 3 tane. Evet 3 tane el bombası var. El bombası önemli. Yani bunları nerede kullanacak? Şimdi bunu operasyonu sürdürmek için Şimdi kullanacak. binanın içerisine girdi. Düşünün binanın içerisine bir tane personelin olduğu yere el bombasını attı. Korkunç bir etki yaratacak o el bombası. Veya girmiş olduğu kıyımda el bombasıyla elindeki saldırı tüfeğini müşterek olarak kullanacak. Şimdi bu bu etkiyi hani bu saldırı tüfeği dediğiniz hangisi? Hangisi? Saldırı, saldırı tüfeği, şu, tüfeği. M4 mı? M4. Ka bu karabin arkadaşlar düzeltirseniz. Karabin. Kara karabina değil, karabin. Karabin uzun namlulu hmm. silah. Peki bunun bir özelliği var mı? Bu kısa namlulu. Yani şimdi M16'lar uzun namlu ve şeyler. Bunlar daha çok meskun mahallelerde veya işte terörist tarzı, gerilla tarzı, Peki, özel kuvvet tarzı çok, eylemlerde çok kullanmak hızlı, için. Hızlı hızlı ateş açan bir Tabii silah. ya bu, yani. bu, bu, bu kısa namlulu ve yani bunu kullanmak çok daha kolay. Tarama şeklinde mi? Hayır. Ya, hayır yani o, bu bir profesyonel Ahmet Bey silahı kararsın. tarama şeklinde evet, kullanmaz. Evet, evet. Tek tek atar. Üçlü darbe yani, Bakanlık aktar. açıklamasında karabina kelimesini kullanmışlar. Yanlış yazılmış. Peki. Peki AK-47 uzun. menşeli. Bu evet. önemli bir silah mıdır? E tabi ya bu da saldırı tüfeği. Bu Kaleşnikov Bakak... değil değil mi? Kaleşnikov. Kaleşnikov mu? Ha. Ya bunu, şunu anlam anlamaya çalışıyorum. Bunlar böyle güçlü silahlar mı? Çok güçlü silah. Katliam yapmaya Katliam elverişli yaparlı, tabii. Tabii. silahlar. Yani, örneğin Reyna'daki Kaleşnikov. Abdullah saldırı. Komutanım daha iyi bilir bu karabinler biz yedek subaylığımızda onun eğitimi bize verilmişti. Meskun mahal çatışmalarında, gerilla savaşlarında, sokak çatışmalarında hedef gözetmeden de belinizden tarayabilirsiniz. Seri halde Yani onur, var. onur şeyi bulabilirse, mes, M16 A1'i ve M16 A2'yi bulabilirse çok rahatlıkla kıyası görürüz. Beyler şunu anlamıyorum yani meskun mahal çatışmasında kullanılır derken yani nasıl bir işlevi var ki böyle tanımlıyorsunuz? Kısa. Kısa. Şimdi uzun namlu silahı çevirmek Ha, bu Post, kısa olduğu için. Bu bu yani yani, bir yani örneğin, yapısı uygun. Bu yapısı uygun. Bir yani de, bizim örneğin bizim özel kuvvetler kullanır, e, komandolar kullanır. Ama özel bir de Ahmet şimdi, Bey böyle, böyle Bir de bunları taşıması, yani. e, kullanması daha kolay bir Ahmet olduğu be, için böyle tanınıyorlar. Abdullah <laughs> komutan bilir? Böyle hedef gözeterek atmazsınız bunlar. Bunlar hedef gözetilerek de atılabilir ama. Belinizden de yani o misaramı açanı tarayabilirsiniz. bedev Bir de bir silahlar var tabancalar, e, Blow marka tabanca. E, bu da susturuculu bir tabanca. Bunlar da yine teröristlerin daha çok kullandıkları türde bir şeyler. Yani bu dünyaca meşhur zaten. Zaten biliyorsun. biliyoruz onu. Yani bu evet. hani ülkesinde Klo. söylemek. El bombaları yok. kullanılmış mı? E, yani üç tane sağlam ele geçen var. Katlamak. Kullanıldığına dair bir M.R yok, bir görüntü yok. Nihat bunlar sağlam ele geçenler mi? Sağlam ele geçenler. geçenler evet. Susturucu Dolayısıyla o kullanılmamış. E, yani? Bu arada e, ha, hedefin yani. meclis olduğuna dair e, konunun uzmanı e, bazı arkadaşlar teyit ediyorlar komutanı. Şimdi e, Abdülkadir Selvi yarınki yazısında, yarın çıkacak okurlar hürriyetten okuyacaklar ama... E, o soruya da cevap arıyor. Yani hedef meclis miydi diye bir başlığı var. Hmm. Onu da belki biraz konuşuruz tamam. ne olduğunu. Abdullah Bey teşekkürler. Biz tamam. Nihat'la devam edelim isterseniz. Haber gelmesin. gelmiştir.